Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne salavat. Hasan abicim, geçen hafta çok kuvvetli, çok hırslı bir şekilde bir hazırlık yapmıştın. Ama böyle daha giriş, hemen giriş yapmadan böyle bir yarım kesilince, bir ara verince o zaman, o süreç biraz farklı ekstra tefekkürler kafamda oluşmasına sebep oldu. Zaten biz onun için sana hemen bitirmelisin. Yalnız dilerim, ha? Evet. Şimdi Üstad diyor ya, kutsiye kuş diyor değil mi? Şimdi o kutsiye kuşun etrafını çeviremedim, avlayamadım Hasan abi. Onu üzülmüyorum da, mevcut bendeki kişileri de karıştırdım. Onu biraz şey yaptım. Merak etme, burada seni, vallahi zirvedeysen ortaya getirirler, dipteysen de çıkartırlar. Bak, hiç affetmez. İnşallah abi, çünkü inanın hiçbir şeyi kıyıp bırakamadım. Fakat bu derste özellikle hiç olmazsa bu başladığım gibi bitireyim diye bir mücadeleye girdim. Bu sabah yeniden sıfırdan bir düzenleme, hülasa şeklinde belki çıkartmaya çalıştım. Çok iyi. Ama yani tabii onunla ne kadar becerebildim bilmiyorum. Bunları yaparken Hasan abi, son günlerde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bendeki odunluk tarafı biraz nedense ağır basmaya başladı herhalde. Odun, ağaç falan böyle gidiyorum. Ne hikmettir? Sebebini de bilmiyorum ama. Ha, misal. Evet. Yok, misal değil. Bendekiler de o şekilde çıkıyor oraya. Misal cinsinde. Misal cinsinde. Herhalde bendeki dışarı yansıyor herhalde sana bir. Yine sabahleyin. Sabahleyin onun değil de ağaçla alakalı bir tefekkürüm oluştu Hasan abi. Onunla alakalı bir şema çizdim. Ve daha önceki yaptığım dersi hülasalandırırken bu şemanın üzerinde biraz şekillendirdim. Yani sanki biraz derenin akarını değiştirdim gibi oldu. İnşallah Allah muvaffak eder inşallah. Evet, derenin akarını değiştirdim. Neye çalıştım bir parça. Bilmiyorum becerebildim mi bilmiyorum ama Hasan abi. Şimdi benim sabahki tefekkürüm şöyleydi Hasan abi. Mesela bir taraftan çizeyim isterseniz. Bir ağaç Hasan abi düşündüm. Bir ağaç düşündüm ama Hasan abi, diyelim ki şöyle bir ağaç ve bunu şöyle ortadan kesiyorsunuz. Böyle kesin. Evet. Yani şu dümdüz kalıyor, üst tarafı böyle yuvarlak, dümdüz kalıyor. Şimdi ağaca baktığınız zaman Hasan abi, gel burası mı sen? Şimdi Hasan abi, ağaca baktığımız zaman şöyle bir biçim çıkıyor önümüze. Yani biz bunu biliyoruz ki, yani bilim adamlarının ispatladığı şekilde biliyoruz ki bu her bir hare, her bir kademe ağacın yaşını gösteriyor. Yani bunda dedim, yani bu Allah-u Teala her şeyi bir hikmet üzere yaratıyor. Acaba burada bize bakan bir taraf var mıdır? Belki benim şu hazırlıklarımla, derslerimle alakalı bir durum var mıdır diye böyle bir tefekkür oluşturdu kafam. Sonradan düşündüm, aklıma geldi ki Hasan abi. Eğer bu yaş ise, şu her bir hale bunun yaşını gösteriyorsa Hasan abi, buna o sultanın hizmetçilerine vermiş olduğu 24 altın dersek nasıl olur diye düşündüm. Yani zaman. Çünkü yaşı gösteriyor. Her bir 24
saat, her günlük bir ömür. Hani bu ağaçla ilgili düşünürsek, her kademe, her yıllık bir ömür şeklinde. Bunu bu şekilde olabilir mi diye düşündüm. Böyle bir şey yazdım. Şöyle de olur. Mesela insana 24 saatlik bir altın veriyor. Kıymetli olduğu için buna bir senelik bir altın veriyor. Heh. Olur. Olur değil mi abi? Olur. Yani, dolayısıyla yani bu 24 altının bize dönen tarafı zaman şeklinde düşünerek bunu şunların her birinin bir zaman gibi düşündüm Hasan abi. Her biri zaten zaman. Evet, her biri zaman oluyor. Tamam. Bunun tabii Hasan abi, bu ağacı biz kestik doğradık ama şimdi belki biraz zaman alacak ama ben bunu anlatarak çizmek istedim. Aklınızı helal edin. Bunun bir de kesilmeden önceki bir vaziyeti var. Hasan abi. Şu şekilde Hasan abi, şurada dalların olduğunu düşünürsek eğer, bu nedir o? Kesit dalı ağaçtan. Kesit. Ha kestin. Yok abi bakın şimdi izleyeceğim. Ağacın boyunu olan şekli. Zamanın şeyi mi? Şimdi bakın abi, bu şöyle düşünün, önceden böyle çizdiğimi de anlatmaya çalışacağım size. Bu çizgiler, kesitler. Şimdi Hasan abi şu, ağacı kestiğimiz zaman o kesitindeki görüntüsü her bir hare onun yaşını gösteriyor demiştik ya Hasan abi. Şimdi bu ağacı kesilmemiş vaziyette doğrulttuk. Hasan abi şuna toprak dersek, aş dersek Hasan abi. Toprak. Toprak. Evet. Bu toprağın altındaki ağacın çekirdeği. Yuvarlak çekirdeği. Evet. Ve bu çekirdekten ağaç oluşuyor ve bunlar da dalları Hasan abi. Ama şu hareler ağacı biz doğrulttuk diye yok olmadı. İçinde mevcut. Onu görebilirim diye Hasan abi. Şöyle kesti. Evet. Yani evet. Şu şekilde görelim diye. Anlaşıldı. Şöyle ağaç şuradan kesmiş. Şöyle. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir ağacımız oluştu. Şurası da Hasan abi. Diyelim ki. Ve toprak. Evet. Şimdi yavaş yavaş bunları doldurmaya çalışacağız Hasan abi inşallah. İşte şu kainata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit azim bir şecere manasında görülür. Yani bu şecere bizim karşımıza her yerde çıkıyor Hasan abi. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan alem-i süflinin anasır dalları, nebatat ve eşyar yaprakları, hayvanat çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür. Sani-i Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu elbette şu şecere-i azamda da cari olmak muktezai ismi hakimdir. Geçen hafta da okuduğumuz gibi. Öyleyse muktezai hikmet şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Onu da yazdık. Şimdi biz bunu, bu tefekkürümüzü kendi mevzumuza döndürürken yine üstattan yardım almış olduk. Söyler 579'da. Şimdiki bu kainattaki
bütün mevcudata zihayat olsun, camid olsun, kemali itaat ve intizam ile vazife suretinde ubudiyetleri var. Bir kısmı şuursuz, hissiz oldukları halde gayet şuurkerane, intizamperverane ve ubudiyetkerane vazife görüyorlar. Demek bir mabudu bilhak ve bir amiri mutlak vardır ki bunları ibadete sevk edip istihdam ediyor. Yani bu ağaç, Hasan abi, şecere-i hilkat, demek ki sadece insan olarak değil, bütün bir mevcudat olarak bakabileceğimiz manasına gelir. Yani biz bunu sadece insan olarak değil, şecere-i hilkat, bütün bir mevcudat olarak bakabileceğiz. Her birinin kendi lisanı haliyle ubudiyetlerini bir şekilde ifade şekilleri var diye. Biraz kapıyı açabilir miyiz? Demek ki bizim buradaki yerimiz, bu şecere-i hilkatteki yerimiz ve bir vazifemiz var. Bu vazife bütün bütün mevcudatın yaptığı gibi bizim de ibadet ile buradaki yerimizi alıp vazifemizi yapmamız gerekiyor Hasan abi. Peki ibadet nedir? İbadetin manası nedir? İkinci nükte, sözler 41'den. İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilahide abd, kendi kusurunu ve aciz ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı, nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten hak ve müberra ve ehli delaletin efkâr-ı batılasından münezzeh ve muhalla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muharra olduğunu tesbih ile Sübhanallah ile ilan etsin. Peki o zaman Hasan abi, demek ki biz burada bu şecerede bütün mahlukat olduğu gibi bütün mahlukatın halifesi ünvanıyla kendimize bir rol biçecek olursak eğer, şuradan Hasan abi, burada da aynı şekilde yazabiliriz. Ama şuradan başlayalım. Şu birinci kademesine Hasan abi, ibadet ibadet diyebiliriz mi acaba diye düşündüm. Çok ince yazıyorsun o defterini. Hasan abi, biraz şöyle devamı var. O yüzden sığdırabilmek için uğraşacağım ama. Ama niyet o zaman, niyet tam duvara gitmiş. Evet, biraz böyle oldu. Tamam, neyse. İbadet. Evet, birinci haraya, evet, ibadeti yerleştirdim. Tamam. Bizimle alakalı olarak Hasan abi. Bu arada ibadeti biraz daha açayım mı acaba? Yeter mi? Evet, yeter mi? Yani temelinde evet, ibadet, ibadet, ruhunda kusurunu evet, görmek. Evet, evet. Kusurunu peki, gören yapar zaten. Evet, evet, evet. Peki bu ibadetimizi biz nasıl gerçekleştireceğiz? İbadet nedir? Ne anlam ifade ediyor? Bunu en güzel nasıl bulabiliriz? Nasıl ki insan şu alemi kibirin bir misali musağarıdır. Tamam. Ve Fatiha-i Şerife, şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsal-i münevveridir. Bak nereden nereye atlıyor, görüyor musunuz? Bir daha alır mısınız? Evet. Bak. Nasıl ki insan, şu alem-i kibirin bir misal-i musaharıdır. Tamam, devam et ondan sonra. Ve Fatiha-i Şerife, şu Kur'an... Bir dakika, bir durur musun? Ben cibâle evtâdâ ve halaknâküm ezvâcâ ve cennâne mekûm sûbâtâ gibi. Ne? Ben cibâle evtâdâ, dağları kazık yaptığını. Ve halaknâküm ezvâcâ, sizi çift yarattık her şeyi. Ve halaknâküm ezvâcâ, ve cennâne mekûm sûbâtâ, uykuyu da geceydi, istirahat örtüsü yaptım. Yani bizim normal bir kitap var ya, bir kitabı takip ettiğin zaman giriş, gelişme, sonuç. Böyle gider. Yani aynı izi takip eder, bir konu işler. Kur'an'ın her bir ayeti müstakil. Tek başına bir Kur'an.
Anlıyor musun kardeşim? Şimdi orada bir şey göstereceğim. Ben cibale evtarada, tamam devam et. Dağları kazık yaptın, niye yaptın? Ne gerek var gemilerdeki? Ve halakum ezvaca ve canına makum subata. Nerede nereye at diyor. Aynı kanun Risale-i Nur'da var. Ama bak şimdi. Oku bir cümleyi bak. İkinci cümleye bak. Namaz dahi bütün ibadatın envaına şamil bir filisteyi nuraniyedir. Bak. Ve bütün esnaf mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Bak, nerede? Biraz önce okudum var ya işte. Şecer-i Sultat'ın. Orayı yok, orayı. Fatih Şerif'e de nasıl ki iman, nasıl ki insan şu alemi kibirin bir misali musavarıdır. İnsan, tamam devam et bundan, insana devam et. Bıraktı şimdi insanı. Evet. Ve Fatiha-i Şerife, Kur'an-ı Azimuşşan'ın bir timsali münevveridir. Yani. Kur'an'a geçti. Kur'an'a geçti. Namaz dahi bütün ibadatın envaını şamil bir filisteyi nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Hasan abi, hakikaten çok güzel bir yere hakikaten dikkat çektiniz. Geçen gün pazar dersini yaparken, itikatı yaparken siz bir şekil çizdiniz ya, divan şeklini, işte tasavvur, tahayyül, tasdik, tahakkül, tasdik, izan diye. Her birinin birbiriyle bir bağlantısı var. Her birinin birbiriyle bir bağlantısı var şeklinde şey yaptınız ya Hasan abi. Şimdi bu kanun, bakın divada da geçerli, bir dava bir kendine yani dava etmiş olan bütün bir cemaatte de geçerli. Yani aslında biz, mesela siz tahakkülseniz, ben tasavvurum, işte Harun tahayyül, yani biz de birbirimizle, her birimizin ayrı bir bağlı bir ilişkisi var. Yani bu kanun var ya, her yerde geçerli. Evet. Ben zaten bu dersi, bu toplamaya başlarken, o yüzden şey yaptım, demiştim ya, kainat, hayat, zaman, işte namaz, salat, yani bunların hiçbirini birbirinden ayıramıyorum Hasan abi. Yani üstad aslında buradan bir yerden bir yere atlamıyor da, birbirine bağlı olan farklılıklardan birbirine geçiyor. Aslında silsile bir. Aslında bir yerden bir yere atlamıyor. Ama bendeki bir vazifeden, sizdeki aynı vazifeye atlıyor. Sizdeki aynı vazifeden Harun'daki diğer bir vazifeye atlıyor. Yani aslında bir bütünde, bütün içinde dolaşıyor. Farklı bir yere gitmiyor. Biz zahirde baktığımız zaman sanki farklılık anlatıyor gibi düşünüyoruz. Ha, bir de buradan şunu Hasan abi biraz algıladım gibi. Şimdi diyor ki bakın, namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir filiste-i nuraniyedir. Tamam, benim bütün ibadetlerimin filistesidir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Demek ki bizim namazımız bir tek bizim kendi adımıza yaptığımız bir vazife değil. Demek ki bütün, az önce de okumuştuk, bütün mahlukatın kendi lisanı haliyle ubudiyetlerini önce insana takdim ediyorlar. İnsan da namaz ile üzerinde toplamış olduğu bütün bu vazifeyi Allah'ın huzuruna çıkarak Allah'a takdim ediyor. Yani namaz diyerek, Hasan abi bu bir tek benim borcumdur, kullanım ödülüm benimle Allah arasında deme lüksüne sahip değiliz yani biz. Böyle bir lükse sahip değiliz biz. Çünkü bütün mahlukatın bizim üzerimizde hakkı var. Çünkü evet, senin anlam kazanıyor. Bir de haritayı kutsiyedir diyor. Azar diyor ya, bu haritalar nereden çıktı? Tipi tipten çıktı. Bak, namaz haritayı kutsiye. İnsanı haritayı kutsiye diyor. Bir de Kur'an'a diyor. Kur'an'a haritayı kutsiye 25. sözün başında. İnsan bahsi var 218 şu anlarda. İnsan harita diyor. 9. sözde burada da namaza harita diyor. Harita. Evet. Harita nedir? Yani kendisine göre ölçülerle aslına işaret ediyor. 1/1000 veya 1/1 milyon. Yani 1 milyon defa ufaltılmış. Harita. Yani namaz da bir haritaymış. Harita. Harika bir şey aslında. Gerçekten. Hakikaten harita.
Yani ancak bu kadar ifade ediliyor sana diyor. Evet. Yani hakikaten içine girdikçe böyle sanki korkuyorum biraz ifrata kaçmaktan ama sana hakikaten içine girdikçe bakın siz de bunu tekrardan hatırlatınca sırası geliyor insan yani sana. Evet. Mükemmel, gerçekten mükemmel. Bir de bundan sana bir üstad o İyâke nâbudû ve İyâke nestaînin onu anlatırken orada da bunu çok güzel, çok daha geniş kapsamlı bir şekilde izah ediyor. Kullanıyor. Evet. Şimdi Nûn vel kaleme ve maestûn'un namaz da öyle bir havuz gibi bütün ibadet-i camiye filist oldu. Havuz gibiymiş. Hani Nûn böyle ya. Böyle. Namaz da böyle. Şöyle. Ha işte. Bu da benim bir fikrim var ama onu daha sonra şey yapacağız inşallah. Şimdi buradan ilerlemeye çalışıyorum mesela ben. Şimdi demek ki Hasan abi ibadetten sonra bizim buraya çizeceğimiz Hasan abi namaz, he? Namaz. Hepsinin bu şecerede bir yeri var Hasan abi. Namaz, az önce dediniz ya, haritadır. Harita bir tek seni göstermez Hasan abi, senin konumunu göstermez ki. Senin içindeki bütün alemleri de gösterir Hasan abi. Evet. Ve seni içine alan şecereyi de gösterir Hasan abi. Ölçeklendirmekten bahsediyorsunuz ya, her tarafı uygulayabiliriz hani. Aynen. Şimdi namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek, hem kemaline lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillah deyip şükretmektir. Baktım da haritaya şu karşıya, namaz nereye geliyor hangi aleme? Bu kadar cem olmuş. Galiba arş-ı azam. İslamiyet'e de harita diyor, biliyor musun? Hasan abi size Allah mekanı cennet etsin inşallah. Hızır abi mi sizi bu şekilde yönlendirmişti? Yani sizin yaptığınız bu hizmetlerle onun da nurculuğu, ibadeti, ubudiyetli hizmetleri hala devam ediyor manasını çağırıyor o zaman. Sen demez. Bana kim demedi? Sen benim de kim demedi? Sen şahsına bir böyle oldu. Yani şeyi öğretti bana. Düşündüğünü şekillendirmek, şekilleyi manaya dönüştürmek. Allah'ın bir kanunu zaten. Hani şu mevcudat, Allah'ın mesela bir müzisyenin kafasında bir mana var. Neyi öfürürken ham bir nefes var. Nefes rahatsız eder adamı. Fakat onu şekillendiriyor. Anlamlı bir beste çıkıyor. Kafasında. Şimdi şekil de zaten donmuş mana ya. Yani manasına göre notalanmış. Hiç kimse notayı duymaz. Sesi de duymaz. Kendisinde uyananı fark eder. Kesinlikle kimse notayı duymaz. Kesinlikle kimse müzik sesini duymaz. Kendisinde uyananı duyar. Oradan duydum sen. Herkese tesiri farklı oluyor o zaman aslında. Evet. Ondandır ki herkesin müzikle alakadar olanlar kimisi A, kimisi ferdiymiş, kimisi bilmem neymiş, kimisi niye farklı? Kendisini anlamlandıran, kendi batınını neyle uyanıyorsa onu şey yapıyor, nefsane uyanışları. Yani notayı kimse do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, so, öyle vardı ezberle bitirmişti. Hiç kimse notayı duymaz. Sonra biraz da çık dışarıya, hiç kimse müzik sesini duymaz. Duydunuz mu? Onu sende uyandırdın. Eğer müziğin kendisini duysan,
sığır da duyuyor. O da etkilenmesi lazım, kolay olması lazım. Mesela herkes kemer tulumu duyar. Ama naz duyduğu zaman namazda dahi olsa, hoca dahi olsa omuzlar oynamaya başlar. Kendisi sordu bana. Öyle değil mi? Doğrudur o zaman. Gerçekten haklısınız. O zaman ses yapıyorsa herkes eşit olması lazım. Ses yaparsan herkes eşittir. Sesin sende uyandırdığı, senin taşıdığı bir şey var. O zaman notayı kimse duymaz. Hiç kimse şey görmüyor. Eşyanın sende ne anlam taşıyor? Ne uyandırmışsa onu görüyorsun. Armut öyle görür. Armut'u sır farklı görür. Babaanneler farklı görür. Evdeki anneler farklı görür. Ya kışın ben bunu reçel yapayım. Ötekisi farklı görür. Alim farklı görür. Tasavvufçu farklı görür. Elin kelamcı farklı görür. Acayip şey. Ressam da farklı görür. Ha, sende uyanır. O zaman şekilde düşünmek var ya, Allah'ın sünnetullahıdır. Allah yapıyor bunu zaten. Velillahi meselul âlâ. Niye misal veriyorsunuz? Kur'an'da var. 16. surenin 16. ayeti. İsade var. Aynen öyle de. Velillahi meselul âlâ. Yani en iyi misali Allah bilir. Aynen de diyor misali ustadı. Kur'an'ın 40 icazından bir tanesi mucizeliği misal vermesidir. Sen de kullanıyor. Sen de kullanıyorsun derste. Bu kainat Allah'ın şekilde düşünmesidir diyebilirim. Aynen. Düşünmesi demeyelim de, düşünme üretendir. İlminin müşahhaslanmış halidir. Düşünce imanat anlamına giriyor. Ne bugün bir tanesi dedim ki, yoklukla hiçlik ve Adem üçü de ayrıdır. Sakın karıştırma. Hiçlik yok. Yok vardı da şimdi bitti. Hiç kütlesi yok. Adem ise vücuda perde olmuş bir unvan. Sakın ha karıştırma. Hiç yok. Hiç. Hiç. Yokluk Adem. Adem. Ne kadar farklı sana. Bugün açsanız lügatta hepsine bitmiyor. Abi canım. Yani yok. Daha önce vardı. Ne? Nerede bu? Abi yok. Yani vardı da. Hiç kütlesi olmamış hiç. Yani hacmi olur, kütlesi olmaz. Mesela ışık. Hacmi var, kütlesi yok. Yani boşluk nedir dediği zaman ne denilir? Kütlesi olmayana denilir. Fizikteki tabiri kullanılır. Ama Adem öyle değil. Bunları Risale, Risale-i Nur'a hiç hiç hem de hiç diyor. Yok, yok olursa var olur. Bir de Adem kullanıyor. Hepsini yerine kullanıyor. Delikanlı kullanıyor bu iş. Yani Allah'ın adetullahıdır şekille konuşması. Allah'ın senetullahıdır misal verişi. Ayet velilâ meselül âlâ. En iyi misal Allah verir diyor. İnsan yani kendi adama konuşuyor Hasan abi. Kendi acizliğimi düşünerek diyorum, yani bir gerçek anlamda düşünüyorum. Hakikaten kendimi ifade edebilmenin en güzel yöntemi gibi görüyorum ben artık bunu. Yani ben bunu toparlayamıyorum Hasan abi. Yani özür dilerim, belki lafınızı kestim gibi ama. Sabahleyin Hasan abi, bende bir halet oldu. İnanın, ekstra tefekkürlerim, önceki çalışmalarım, yeni hülasa çıkartma gayreti derken bir anda Hasan abi, siz de muhtemelen defalarca yaşamışsınızdır. Bir anda sıfır olmasın abi, sıfır. Aynen. Şimdi bir tanesi o yüzden bak bunlarla kalır. Şimdi adam bir manayı düşünüyor mu abim? Tamam mı? Bir manayı düşünüyor. Onu sese, ham nefese, nefesle sesi karıştırma. Terbiye olmuşa ses, öfürmeye, hama nefes denir. Şimdi adamın niyeti, mana, nefes sese dönüşmüş. Ama zannetme ki mananın ta kendisidir bu. Ses değildir. Ona işaret ediyor. Adamın manasına işaret ediyor. Bizzati kendisi değil. Kur'an ve Risale-i Nur mananın kendisi değil. Manaya işaret ediyor. Yani hariçten bakarsan
gözlüğe bakıyorsun. Gözlüğe bakıyorsun. Dahiline, içine girersen gözlükle bakıyorsun. Neyse o. Evet. Ben Hasan abi, bu çaresizlikten Allah-u Teala aklıma şeyi getirdi. Siz de tanıştınız Hasan abi, benim bir akrabam. Boyundan aşağısı felçli. Kendini bir şekilde anlatıyor. Allah Allah, tamam benim belki dilim tutuldu. Ama kendimi bir şekilde ifade edebilmeliyim. Nasıl yapıyor Hasan abi o? Belki siz de hatırlarsınız. Önümde bir alfabenin yazılı tahta var. Sadece gözüyle işaret ediyor. Şu, 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 şu harflere. Ve anlatmak için de o şekilde kendisini ifade ediyor. Böyle olursa dedim o zaman ben de madem öyle şu tefekkürümü bir şekillendireyim, başlayayım üzerine doldurmaya dedim. Elhamdülillah Allah'ın izniyle. O çok önemli bir şeydir ha. Risale-i Nur mananın kendisi değildir. Yoksa hürriyetimiz kalkar. Yani bir kişinin tespit etmiş olduğu, buraya taşıdığı manaya davet edilir bizi. Usta diyor ki, kendi ilmime, kendi kariyama, kendi hazineme sizi davet etmiyorum diyor manada. Kepeğimi kapatmışım diyor. Ne yapıyor peki? Mesleği de diyor ki, o manalara, o hakikatlara işaretler nevinden kelamlar, İlem, ilem, ilem eyyül aziz, ilem eyyül aziz, alametler koydum ona gitmek için diyor. Notalar. He? Notalar. Notalar suretinde. Risale-i Nur da anlamış değiliz mantığını. Neyin üzerine kurulmuş? Risale'nin büyük bir tane tarafını da söyleyeyim. Seyli mümtenidir. Okuyunca düz, aynı anlarsın, çok kolay. Ya ne var ya, iki asker çiçek? Bu seyir. Mümteni. Bu ne nesidir deyince dibi yok, imkansız. İmkansız. Mesela hiçlikten ellerinde yuvarlanıyor. Kendini hiç bil. Adem alemleri. Peki hep anlaşıldı mı dedi. Şimdi hiçlikle yokluk Adem arasında ne fark var deyince yapma ya. Yani çok dünyalı akıllı. Tamam. Şimdi bu sefer yürütüyor seni. Köleleştirmiyor Risale-i Nur insanı. Risale-i Nur hürriyetini verip kendi bilgisini davet etmiyor. Hazineye işaret ediyor. O zaman ben de hasta oluyorum. Ben de hasta oldum. Siz hastalıkta kalıyorsunuz, ben manyak oldum artık ya. Bugün... Sen bugün çok güzelsin. Bugün... bak, bununla alakalı bir cümle okuyayım. Matematikte sonsuzluk bir rakama işaret gelmez. Matematik bir rakama işaret gelmez, bir fikirdir. Yani mesela 5'i gösteremezsiniz, varlıkta öyle bir şey yoktur. 5 nedir? Fikirdir. Yani nispet edilmiştir. Ha, bu kadar elma olmuş, ona 5 demişiz. Matematik nedensellik yoktur, fizikte vardır. Çok acayip bir şey. Bunun mesela matematik cisim değil, isimdir demişim. İsimdir, isim yani. Bunu demişiz. Matematikte tek sayı, hiçbir sayı yoktur. Tek bir tane bir vardır. Her şey ona nispet edilerek çoğaltılmıştır. Mevlana diyor ya, kainat, Fatiha'da, Fatiha Besmele, Besmele, B'de, noktada. Matematiğin temeli birdir. Başka hiçbir sayı yoktur. 2, 3, 5, rasyonel, irrasyonel ve doğal sayıların hepsi nispet edilerek çoğaltılmıştır. Yoktur öyle bir şey. Vücudu da yoktur. Ama bütün vücut onunla ifade edilmiştir. Hasan abi, bu derinin yönünü bir kere değiştirdim. Siz bir kere daha değiştirmeme sebep olacaksınız. Kendimi zor tutuyorum. Onunla alakalı da bir şeyler yazmışım. Onu da geç o zaman. Abi. Ha o yok, sırayla her şeyi vermek zorunda değilsin derste. Yani ama şu can alıcı. Hasan abi, yani o zaman arkadaşlarım hakkını helal etsin. Çünkü benim bir haletim de bu. Bunu niçin söyledim matematiğe, niye atladın insanını? Matematiğin somut bir vücudu yoktur. Cismi yoktur. İsmi vardır. Matematik bir fikirdir, bir felsefedir.
varlığı yok. Halbuki en son şey olabilir. Ya en son. Yani bilim, ama çok enteresan bir şey. Çok enteresan bir şey. Şimdi mesela Hasan abinin daha önceki örneklerinde, yani sizin derslerinizden aklımda kalan Hasan abi şu ki, mesela iki tane kalem diyoruz ya sana, kalemleri kaldırabiliriz belki ama o ikiyi yok edemiyoruz. O iki mevcut. O var. Ama çok enteresan bir şey Hasan abi, yine sizin söylediğiniz bir şeydi, bu aklımda kaldı. Çok değişik, yani onunla onu kıyasladım. Size sorular sorulmuştu ya Hasan abi, bu suyun kaldırma kuvveti veya yer çekimi kuvveti, bu yer yapılmadan önce, suyun varlığı olmadan önce neredeydi bunlar? Suyu kaldırma kuvveti sudan önce var mıydı? Varsa nereye koyacaksın? O zaman sudan önce olmayacağına göre suyu yaptı nasıl diyorsun? Çok enteresan bir şey Hasan abi. O zaman suyla beraber vardır. O zaman suyu yapan suyu kaldırma kanunu değil mi? O zaman nedir suyu kaldırma kanun? Suyun sıfatıdır. Evet. Böyle tahminen bu. Ama Hasan abi, buradaki enteresanlık şu ki, su yokken suyun kaldırma kanunu da yoktu. Ama şu iki kalem olmadan da o iki vardı. Matematik vardı. Matematik vardı. Varlık yokken matematik vardı. Ve elektrik ve matematiğin bu anlamda bir benzerliği var Hasan abi, enerjinin. Yani bunların değişik bir benzerliği var bu manada Hasan abi. Mesela burada hiçbir şey yok. Pervane içerik, elektrik çıktı. Nereden geldi? Evet. Sıfatı ortaya çıkardı efendim. Evet. Fakat matematik elektriğe de benzemiyor. Çünkü Big Bang varlığın içe büzüşmüş, kapanış. Yani sıfır zaman, sıfır mekan. Her şey bitmiyor, olmadı. Ondan sonra, ondan önce sorulamaz, mantıksızdır. Bu kabul edilecek, yani Big Bang'den önce ne vardır? Fiziği zıttır, bu soru sorulamaz. Niye? Kabul edilmesi gerekiyor. Hani biz fizik çözerken, hatırlar mısınız? Sabitelerimiz var. 0 santigrat derece, 76 milimetre civa basınca deniz seviyesinde pi şunu sayalım. Bunu sabit kabul edersek. Niye diyorsun kardeşim? Sabit kabul ediyorsun. Birisi çıkıp da böyle bir asansör sormayacak mı sana? Bunlar niye sabitelerim var? Fizik çözülemez sabitelerimizde. Peki bu dünya nükleer fokur fokur kaynarken fırın gibi 0 santigrat derece miydi, deniz seviyesinde miydi, 76 metre civa basıncı mı vardı? Bu varlığı nasıl bu sabiteler üzerine kuruyorsun şimdi? Bu sabiteler yoktu ki. Peki deniz seviyesini sabit kabul ediyorsun. 76 milimetre civa basıncını kabul ediyorsun da Allah'a niye sabitelerde kabul etmiyorsun? Onu da sabit kabul et. Onun üzerine bina, onunla çözmeye çalış. Ama bir Allah'ın kulu sormayacak mı sana bir gün çıkacak da niye 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 milimetre civa basıncı altında varlığı tanımlıyorsun? Peki bu varlık dünyada fokur fokur kaynarken, nükleer kazanırken 76 milimetre civa basıncı 0 santigrat derece miydi? Bu varlık düzeyini nasıl ortaya çıktı? Sormayacak mı sana bir gün nasıl çıktı sana? Çok güzel bir belli kuruyorsunuz. Şimdi Hasan abi, biraz latifelere giriş yapayım ben. Şimdi Hasan abi bazen anlatır, mesela şey hiç aklımdan çıkmaz. Der ya, bu gece çocuklar rüyamda, rüyaya kaza hali, böyle bir şey hali, bir şey oldu. Böyle bir nur, böyle parlak, güneş de değil, daha da bir parlak. Cebrail, yani bir şey, o güneşten bir ses geldi. Cebrail sadece vahiy getirmedi, İsa'yı da getirdi, İsa'yı da. Şimdi bunu ben görsem hayatta söylemezdim Hasan abi. Çünkü neden? Buradan bulup da ispatlayamazdım böyle bir şeyleri. Siz sırf ondan dolayı belki bir tane ders yaptınız. Bizim de namazı alattınız. ders sırf onu ispat etmek için. Ama yaptınız. Şimdi... Ama tuhaf bir şey yani. Ama akılla düşünecek bir şey değil ya. Yani akıl değil. Mesela tüm de mesela. Gece fırladım, ne güzel, tamam mı kesin yürüdüm dedim. Kaderle alakalı bir misal, kader, insan, Allah, melaike hepsini bir içine alan bir misal vardı ki rüyada bile gülüyordum. Ya bu böyle, ooo kadar atladım ki, kalkmaya gerek yok canım bunu, tamam canım bunu, kafamda kalktım, hiçbir şey yok. Ama dedim sen düşündün nerede? İki günden beri işkence altındayım. Hatırlamadığını değil mi? Tabii hatırlayamadım. Ya inan, ölüyorum doktorum, ölüyorum. Ve dile de getiriyorum. Ya tamam ya bu
ben o kadar bana mal olduğu ki düşünmüyorum. Senindi hani, hani senindi. Ya çıksın, öyle bir misal, öyle bir misal ki izi yok. Her şey teşekkür ederim Mustafa. Kalıydı değil mi? Evet. Bana bak, beni sahiplemeden ders yap. Tamam Hasan abi. Yok, ben de toparlayamıyorum. Şimdi, bende de öyle bir hayret oldu Hasan abi. Of, Hasan abi, şunu bir anlatayım. Allah aşkına, şimdi böyle yarı uykulu, böyle acayip haletteyim. Böyle bir yoruldu. Bir parıldı ki, Allah dedim tam. Acı bir korku sesi. Hani köye giderken uyumuşum neyse. Karşıda kamyon seni de yapıyor. Başka türlü bize bir şart olmaz. Başka türlü bize bir parıldı olmaz Hasan abi. Daha nerede ya? Ama kulaklık. Aynen korku, kamyon korkuya basıyor. Dok! Selektör, selektör. Neyse o benim yüzüme parıldı gibi gelmiş. İyi ki bir şeyler söylemedi Hasan abi. Söyleseydi girecektim kamyon dibine. Sonra da kendim de geldim. Hakkınızı helal edin. Sen de bir şey anlatacak zannettin değil mi? Evet. O zaman devam edelim inşallah Hasan abi. Şimdi... Aynen. Deliler bölgesine hoş geldin. Burası mayın tarlası. Bir tane akıl adamı rastlamasın. Burada ne işi var akıl? Bunu okudum herhalde değil mi Hasan abi? Namazın manasını herhalde az önce okudum. Sübhanallah, Allah'a ekber. Namaz okudun abi. Evet, namaz okudum. Şunu da takviye olarak da okumak istiyorum Hasan abi çünkü... Bak, bir saatte bitireceksin. Biraz daha uzar belki Hasan abi ya. 20 dakika tamam. Doğruyum çok, bir saat sonra at. Hasan abi şunu çok çabuk bir okuyayım ya. Atlayamıyorum. At tamam, çabuk oku. Bismillah ve la ilahe illallah ve sahi kelimat-ı mübareke her biri erkan-ı imaniyenin birer çekirdeği ve bu zamanda keşfedilen et hülasası ve şeker hülasası gibi hem erkan-ı imaniyenin hem Kur'an-ı hakikatlarının hülasaları ve bu üçü namazın çekirdekleri oldukları gibi Kur'an'ın dahi çekirdekleri. Mesela namazın çekirdekleri olduğu gibi Kur'an'ın çekirdekleri. Yani neden bahsediyoruz da? Ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri ve çok sünnihatı tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi hakiki madenleri ve esasları ve hakikatlerinin çekirdekleridir. Şimdi biraz sonra yazacağız. Ve velayet-i Ahmediye ve ubudiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetinde öyle bir daire-i zikirde namazdan sonraki tesbihatta bir tarikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam bildirirler ki her namaz vaktinde 100 milyondan ziyade müminler beraber o halkı-i kübra-i zikirde ellerinde tesbihler Sübhanallah 33, Elhamdülillah 33, Allahu Ekber 33 defa tekrar ederler. Yani bu namazda Hasan abi bizim söylemiş olduğumuz bu Sübhanallah, Allahu Ekber, bu Elhamdülillah da az önce namazın bütünlüğü sadece bizim için değil diyorsa eğer, bunlar da onun devamı gibi Hasan abi. Bütün bir alemi içine alıyor. Bütün bir yani o imamın Resulullah'ımızın salatında ki o büyük salata, o büyük namaza bizi dahil ediyor Hasan abi. Salat-ı Kübra. Salat-ı Kübra'ya bizi dahil ediyor. Aynı böyle diyor. Salat-ı Kübra'da söylenilen o sözler diyor. Evet. Altıncı şuar. Altıncı şuar. Evet. Salat-ı Kübra'da. Salat-ı Kübra. Salat şimdi namaz değil de ondan çıkartıyoruz. İmam tek. Mihrap tek. Ondan sonra hutbe tek. Mihrap. Mekke bir mihrab, Medine bir minber, Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam imam. Peki asır nedir? 14 asır munadilerle. Hani var ya, Allahu Ekber, birinci sahaf sonraki sahaf, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd, Rabbena lekel hamd. İmam bir. İki tane imam yok. Hasan abi. Namaz da. Hasan abi, bakın bunun hakikatini gerçekten anlayarak bunu zikrettiğimiz vakit, o zaman Hasan abi, o imam kime muhakkak Hasan abi? Kimin huzurunda? Rabbinin değil, Rabbul Aleminin huzurunda Hasan abi. Evet.
Yani Rabbul Alemin'e muhatap oluyorsun eğer sen Subhanallah, Allah-u Ekber, Elhamdülillah'ın hakikatini anlayarak zikrettiğin vakitte. Ondandır ki yönünü değiştirmeden namazda seccadeyken Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber ve duvarı da yapmasan La İlahe İllallah demeden kalkma. O saat kafayı çevirmek namazda mekruhtur. Namazınızı bozmaz ama mekruhtur. Ama sadrı, göğsünü çevirdin böyle namaz gitti. O zaman tesbihata nasıl oturdun? Akşamı kıldın. Sünneti de kıldın. Sadrını değiştirmeden Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber'i yapabiliyorsan ne mutlu sana. Hemen onu muhurluyor. Hani neye benzer? Paketi bağlamaya benzer. Ama bak şöyle. Eğer arıya yaptığı petiği, balı erken alırsan daha onu mayalamadan yani üstünü dondurmadan, kapatmadan bal almaya benzer ki o bal, bal değil daha. Evet. Ondan sonra ne yapar? Sıvı. Sıvı olur. Göz balı. Evet. Ondan sonra üzerine şey yaparlar ve soğutur. He. Abi bizim böyle bir tane arıcılık var ya, o arının gözeneklere doldurduğu bal dışarı gelmesin diye yüzüne sürdüğü o sır. Sır durumdanı. Arı sırlamış derler. Evet. Sır kelimesiyle şimdi onu o bütünlüğü şimdi o, aynen. Namazda Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a ekber, La ilahe illallah demeden kalkma. Onu de ki ama sadrını bozmadan. Tesbih dağılma. Sünneti kıldın. Farz arasında bir şey konuşma. Sünnet zaten o aleti kazanmak için. Öğle namazının sünnetini kıldın. Ondan sonra abi ne haber ya falan, ne haber? Kim imam geçecek? Niye kıldın ki? O alet gitti. Sebabı kaldı. Alet olmaz. Sünnet de farz arasında konuşulmaz. O aleti kazanmak için yani uçak kalkması için değil. Hani temele benziyor. Asılıyor, bir sürü insan asılmış. Yorulmuş. Ola uşak ver demiş. İyi tutunun ben bir tu diyeceğim ha. Tu demiş, tu olmuştur. Yani ona benziyor. Doğru hocam. Abi farz da sünnet arasında konuşuyor mu? Farz da sünnet. Hiç inişte de konuşmayacaksın. Ya uçağı indiriyorsun. Ya uçaklar hele bir dur hele bir kapıyı getir pilot. En zor da iniştir. Kasım abi, bu Salat-ı Kübra herkes öldükten sonra tekrar haşirde tekrardan yaratılmayla beraber bir Salat-ı Kübra'ya davet edileceğiz. Tekabül ediyorum. Tekabül edeceğim. Onun için Rabbul Alemin olunca Salat-ı Kübra, Rabbim olunca namaz oluyor. Hasan abi ben biraz daha farklı doktorumun sorusuna şöyle bir şey düşünüyorum Hasan abi. Ben o bahsettiğinin tamamını salatın dahilinde görüyorum Hasan abi. Yani onu da istersen şöyle bir ifade edeyim istersen. Yok etme, sırayla git. Yok zaten o da sırada. Ben denk geldi, güzel oldu. Onu da söyleyeyim o zaman. Mesela şu yine tefekkürüm Hasan abi. Şimdi bunu şuraya Hasan abi, şunu bir yazayım. Şuraya şunu yazayım inşallah. İyi çalışsın şu an biliyorsun. Çalışır tabii. Çalışacak da yoksa oturturuz oraya. Geçen hafta. İsmail bir tane verebilir şimdi o çalacak. Allah razı olsun. Bu da namazın çekirdekleri ise Hasan abi, bir kademeyle hak kazanmıştı ne kadar Hasan abi. Niye orta Allah'a Ekber yazdın abi? Dokuzuncu sözde öyle geçiyor. Öyle bozmak istemedim Hasan abi, bozamadım. Çünkü ben de bazen namaz tesbihatımı öyle yapıyorum. Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Elhamdülillah sonunda demiliyor her şeyi. Elhamdülillah. Bir yerde ustak böyle kullanıyor, bir sene. Bir yerde kullanıyor. Allah-u Hiçbir Ekber, yerde başka yerde kullanıyor. Allah-u Ekber diyebilmeye bile hamd etmek manası. Onu da yani en son lazım. Diyebildiğin için hamd etmek lazım. Evet. Şey İsmail, arkasına müsaitsin. Hadi çevireyim. Çeviriyorum bunu. Hasan abi, şunu da bir becerebilsen de. O orada yarım kalsın Hasan abi. Şunu da bir çizmek istiyorum. Risale'nin çalışacaksın da. Emek vereceksin. Çalışmadan olmuyor.
Çalışınca böyle seni bir yani yerde ben dünya ben nerede ya kardeşim çalışacaksın bırak ya. Birbirimiz şartlar çalışacağız. Emek vereceğiz. Bugün ad okuyordum, ad. Matematik hakkında bir sayfa yazabildim, koca bir. Hadi işte matematik. Bir fikirdir, şudur, odur, ne? Neler çıktı? Vay 30. de matematik. Ferdun Kayyum'un hakimini Adlon. Adla matematiğe bakıyor. Ya matematik hakkında neler çıktı ya? Aklım hep oralar kaydı matematik. Şimdi Hasan abi. Şu. Peki. Şu ne buldum biliyor musunuz? Anlatın. Hoş geçmesin. hücrenin yapısı hücreler arasındaki kimyaya, onun hücreler arasındaki kimya psikolojiye, psikoloji sosyolojiye, sosyoloji de eylemsel olarak karşımıza çıkıyor. Bu silsile, hastalığın silsilesi de. Abi, bir şey anlatacağım da şimdi araya gidiyorum, kusura bakmayın da. Şimdi iş, kardeşimin kayınvalidesi Alzheimer oldu. Alzheimer olmadan önce kolesterolü vardı, tansiyonu vardı, şekeri vardı. Şimdi hiçbir hastalığı yok. Hepsi iyileşti. Unuttu. Düşünceyle oluşuyor ya. Çünkü yok psikoloji gitti ya. Yani şey oldu. Kaygısı yok, elem diyor. Hep şaşıracaksınız. Düşünceyle eskiden beri ihtiyamdır. Kolesterolü de, kalp nabzı da, tansiyonu şeker, da düzeltebilirsin. Şeker. Hepsi iyileşmiş. Ama muvaffak olamıyoruz başka. Çünkü mesela o da kan hareketi yapıyor sığırda. Vesaire. Fakat şu andaki tıpta bu mümkün değil. Çünkü hücre arasındaki bağ. Fakat bak şöyle deniyor. Nörobiyoloji var böyle. Yani hücrenin yapısı var ya hücrenin yapısı. O proton, elektron. Arasındaki o boşluğu düşünceler etkiliyor. O zaman şeyi değiştiriyor, elektronu değiştiriyor, hareketini vesaire. O üreme veya salgı bezlerini aktif ediyor. O da kimyayı ortaya doğuruyor. Kimyadan da bedenden dışa vuruş itibariyle psikolojik çıkıyor. Psikolojik de eylemsel itibariyle sosyoloji doğuruyor. Sosyoloji de fiil olarak gözüküyor. Temelde hani iman nurdur, iman kuvvettir. Çaldığın pirinç, kazandığın pirinç farklı ya. Neyse ahirete göreceğiz işte. Her şeyi göreceğiz. Allah iman selamet versin. Amin. Bir teris olabilsek adam gibi de. İnşallah. Sağ selamet bir geçebilsek. İnşallah. Çayda bir tanesi dedi ki, anne demiş. Hoca biraz dedi, kafadan geçti, beni neye gönder demiş, 17 yaşında. Ondan sonra, çare de demiş ha. Ondan sonra, oğlum demiş, niye demiş ya. Ya biraz dedi, bir şey kafadan eksik şey yaptım dedi ya. Niye oğlum demiş, öbür ha, bu tabirleri kullanmış. Dedi ki, adam ölüme dedi, sağ selamet bir geçirmişsek diyor. Diyor. Böyle bir şey bekliyormuş. Sağ selamet. Sağ selam, ölüme diyor diyor. Oğlum yanlış anlamışsındır ya demiş. Ölüme sağ selamet der mi dedi ya. Anne dedi ya. Hasan abi, şimdi burada kahve mekandır. Aldığım lezzet zamandır. Zaman herkesi göre farklı akar. Ne dinliyorum şimdi? Şimdi evlenen çiftleri derler ya, itiraz eden varsa ya şimdi itiraz etsin ya da bana sussun. Siz de Hasan abi bir itirazınız varsa şimdiden söyleyin de beni uğraştırmayın boş boşuna. Yani şöyle bir... Okur musun abi? Hasan abi namazın sureti, hakikati, mahiyeti var her şeyde olduğu gibi. Sureti bedensel, fiili namazdır. Tamam. O da sizi feraizin yükünden kurtarır ancak. Çok güzel. Burada biter yani. Tam bitti. Hakikati ise akıl ve kalp bütünlüğüdür.
ki o seyahat diye yazıyorum birazdan anlatacağım neden yazdığımı. Bu da sizi cennete kavuşturur ve arşa miraçtır Hasan abi. Arşa miraçtır. Mahiyeti ise salattır Hasan abi. Namazın mahiyetini salat olarak belirledim. Yani anladım. Yani ruhuna, yani burada akıl ve kalp bütünlüğüyle namazını kılmak var. Bu arşa miraçtır. Namazını miraç hükmüne getiriyor. Bir de ruhunu da dahil ederek ruhuna namazı kıldırmak var ki Hasan abi. Bunun zaten bence burayla da alakası yok. Zaten oralar, oradan buraya kılıyorsun gibi düşünüyorum. Böyle bir tefekkürlerim var. İnşallah biraz şey yapacağım. Belki şu an tam ifade edemiyorum ama. Yani salat ruhumuza namazı kıldırmış olmamız bu salattır. Neden Hasan abi? Çünkü ruh için zaman, mekan var mıdır? Yok. Yoktur. Salat da Hasan abi, ibadetten öte ubudiyettir. Hepsini kapsar ve ancak ruh ile yapılabilecek bir ubudiyet mahlukiyettir. Subhanellezi esra bi abdihi. O abdihi işte miracın cismen olduğuna delil yapıyorlar. Evet. Abd olabilmesi için mahluk olması lazım. İşte salat ruhun mahlukiyetini gösterir. Evet. O zaman ruh abd olabilmesi için mahluk olması lazım. Mesela evamili tekvini mahluk şey değildir, mahluk değildir. Abd değildir. Evet. Ruh mahluktur. Evet. Abd'dir çünkü vücud harbisi var. Evet. Tutuyor. Sonra salat ile cennete kavuştururdu bu akılda kalp bütünlüğü. Evet. Salat ile rızayı ilahiye kavuşturur. Hasan abi. Onunla çıkacağımız miras da, miraç da kab-ı kavise indir. Gibi düşündüm Hasan abi. Bundan sonra bir tane daha var ama onu da yazmaya cesaret. Onu da yazayım Hasan abi. Yaz bakayım neymiş? Yoksa silgin var, silgin mi? Tamam Hasan abi, onu yazayım. Ötekisi, birincisi neydi? Feraizin yükünden kurtarıyor. O da şey diyor işte, lebima ve ispaktır o. Zamanın hakik şeyi ya. Neyse devam et tabii bu sen. Ben buna, bunun devamında hiçbir şey yazmak gönlümden gelmedi Hasan abi. Şimdi Arş-ı Miraç, Hasan abi, namaz Burak değil mi de aynı zamanda? Burak'tır diyor 61'de. Öyle değil mi Hasan abi? İşareteceğiz daha. Arş'a kadar ama çıkartıyor Burak değil mi Hasan abi? Hmm. O zaman buraya Burak yazarsak. Hasan abi. Buraya yazmak istediğim sizin de kalbinizde geçiyor mu? Refref. Yazabilir miyiz abi? Ama kalbi kalpse Arş'a azam olmaz mı hocam? Efendim? Sıkletmeyin tamam mı? Kalbi kalpseyin. Şimdi Arş'a azama kadar Burak'la çıkıyorsun. Arş'a kadar. Senin namazın kalp ve dima bütünlüğüyle yaptığın o namaz, ki seyahat diyorum ben buna, senin Burak'ı, seni Arş'a kadar çıkartır. Arş'ı orayı sil, oraya Burak yaz. Buraya mı? O Burak'ın yerine de Arş. Tam değiştireyim. Değiştir orayı. O zaman hiçbir şey sorun olmuyor. Oldu şimdi. Şimdi Burak yaz oraya. Tamam doğru. Şimdi aşağıda Arş. Arş'a miraç. O zaman bunu da değiştireyim abi. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu ne zamandır yazmak istiyordum Hasan abi. Ref. Ref. Raf. Raf. Oh. Şimdiden bunu. Bunlar hepsi tefekkürdür. Yani mutlaka bir şey değil, doğru değildir. Bu şeklimiz burada bu Hasan abi. Şimdi şöyle bir şey yazmışım Hasan abi. Ubudiyet, alim-i şehadet ile başlamıyor ve onunla bitmeyecek. Tamam. Fakat en kesif, en cami olduğundan, en kesif, en cami olduğundan en üstün ve en makbul ubudiyet âlem-i şehadette burada olacaktır.
ubudiyet ibadeti de içinde barındırır. Şimdi Hasan abi şunu neden yazdım? İsterseniz onu silebilirim, bilmiyorum. Bu da benim tefekkürümdü. Hasan abi, seyahat diyor, kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Bakın, kabre, haşre, ebede gidecek olan beşer yolculuğudur. Bu. Yani bu yolculuğun Hasan abi bileti namazdır. Dolayısıyla namaz bizim bilete götürüyorsa bizim seyahatimizin de kaynağıdır. Seyahat olarak söylüyorum Hasan abi. Çünkü üstad bunu seyahat olarak söylüyor Hasan abi. Seyahat diye geçiyor sözler 21'de Hasan abi. Bu yolculuğa seyahat diyor Hasan abi. Yani buradan alemi şehadetten aslımıza doğru yaptığımız yolculuk seyahat. Bir dakika. Nereden seyahat? Yani alemi şehadetten, vazife-i hayattan terhis için gidişatımız seyahat. Peki, seyahat, bir memur düşünün, devlet görevlendirdi. Seyahat denilmez. Ama çalışıyorsun, izin verdiler, bir seyahat edin. Bak dikkat et, korktuğumuz şeylere bak, kabir aşırı dehşet alıyoruz. Evet. Seyahattır diyor. Evet. Hesap verme falan demiyor. Demiyor. Tatil oluyor. Seyahat diyor. Yani vazifeden, zaten dünyaya ne diyor? Vazifeden pay dostudur. Külfeti hizmetten terhistir. Vazifeden pay dost. Ondan sonra sen çalıştın. O senede 10 gün izinin var. Ne yapacaksın onu? Seyahat edeceksin. İşten ne yapıyorsun? Pay dost. Bu kabir, haşir, sırat, cennet. Seyahattır diyor. Hizmet bitti. Meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyoruz. Evet. Seyahat bitince nereye gideceksin abi bundan sonra? Anladınız. Emekli olacaksın abi. Yani işte namaz da neymiş? Bilet mi? Namaz da bilet Hasan abi. Yani bu seyahatin bileti Hasan abi namaz. Şimdi doktorumun az önce sorduğu şey vardı ya Hasan abi. Hani haşir işte yeniden temizlemek, yeniden salata durmak tarzında. Yani bilmiyorum ben onu biraz daha farklı düşünüyorum Hasan abi. Çünkü nef diyor üstad bir yerde değil mi? Nef. Alemi ervahtan, yani seyahat ve nef aynı şey değil Hasan abi. Az önce dediniz ya, bir memuru devlet vazifelendiriyor, gönderiyor. Yani bu bir mana nef oluyor. Yani bu seyahat değil, vazifesini bitirip geri gelişi değil. Buradan gönderişi Hasan abi. Buradan gönder, yani buradan diyorum ya işte, demek ki oradan bakıyoruz. Yani buradan dedik ki oradan bakıyoruz. Şimdi Hasan abi yani git Harun filanca yere şu işleri yap, şu yolu takip et, oradan dön buraya gel tekrar. İşte bu nef Hasan abi. Gönderiliyor yani. İşte bu Hasan abi çok daha geniş bir alanı, hayatın tamamını kapsıyor. Dolayısıyla bu da bizim ubudiyetimizdir. Alem-i erva, rahm-ı maden, sebabet, ihtiyarlık, dünya, kabir, benzah, haşir, sırat gibi diyor. Hayat yolculuğu diyor. Bakın az önce beşer yolculuğu diyor Hasan abi. Üstad burada hayat yolculuğu demiş. Yasin'in bir tefekkürü var. Öyle mi? Devam et abi. Ben kesmeye basıyorum. Kes. Yani burada hayat yolculuğu diyor Hasan abi. Hayat demek, hayata sahip olduğumuz an, hayata artık nasıl söyleyeyim onu yanlışla konuşmak istemiyorum sana ama yani bizim ubudiyetle yükümlü olduğumuz andır Hasan abi. Ta alim-i ervah, rahm-ı maden, sebabet, ihtiyarlık, dünya, kabir, berzah, haşir, sırat. Bu hayat yolculuğu, bu ibadeti de kapsıyor. Ve ubudiyete bakıyor Hasan abi bu yolculuk. İşte bu salattır Hasan abi. İşte buradaki tüm yükümlülükler Hasan abi salattır diye ben düşündüm Hasan abi. Çünkü zaman, ruh için zaman, mekan var mıdır Hasan abi? Yoktur. Evet. Dolayısıyla ben bu bütünlüğe, yani nefye, seyahat değil de, namaz değil de salattır diye bir tefekkürüm var. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Uyuyor.
İbadetten falan paydos diyor ya Hasan abi. Paydos yani bir daha olmayacak diye düşünüyorum. Bunu olmayacak diye mi düşünmek lazım? Yoksa artık ibadet olarak görmeyecek miyiz yani artık kıldığımız namazı? Daha mı değişik bir halette kılacağız? Anlatabilir miyim bilmiyorum ama. Evet. Ücret almaya gidiyorsunuz değil mi? Bilmiyoruz ki onu. Gidince kapacağız. Efendim? Tanımlama değişiyor. Değiştiği için ismi de değişiyor. Yani burada namaz belki yok ahirette salat olarak devam edecek. Salat başlangıçta benim şey almış zaman. Şöyle yani. Bir şey ya. Yani Cenab-ı Hakk'a müşahede etmek, onunla konuşmak gibi teşbih tahta olmasın. Değerlendirilebilir yani. Namaz donsa, açılsa, hakikati ifa edilse. Evet. Namazda İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in. Şuhut işte. Allah'ı görmek. Yani aslında namaz açılsa hakikati, manası açığa çıksa ve donsa. Şöyle anlarım. İbadet, işte dediğim gibi oluyor. İbadet kısmı bitiyor. Bu niyet kısmı devam ediyor. Evet diyor. Ama şey gibi yani ibadet değil yani şimdi vazife da alemi gaybde olduğu için yani gaybi biz alemi şahitliyiz alemi gaybden olduğu için bizim için şu anda ibadet durumunda ama alemi yani burada ücret karşılığı gaybe, yaptığımız için biz alemi gaybe geçtiğimiz zaman artık yine sanat olarak devam etmesi ibadet bitiyor yani ibadet değil artık o. Yani hani İyyâke nâbudu'daki o nâbudu'ya orada muhatap olmak zaten birebir ona muhatap olmak yani ibadet şeyi olmuyor. Yani şimdi abi âlem-i şehadette tamam. Şuhuda mazhar olanlar var. Peki bu şuhuda mazhar olunca namazı mı bitti? Gitmiyor. O zaman namaz namazlıktan çıkar. Onun namazı namaz değil diyor herhalde. Ben evet evet. Yani namaz değil yani salat gibi bir şey yani herhalde. Veya hani ubudiyetteki şeyimiz durumumuz neyse o durumdayız. Şey ortadan kalkmadığı için yani yaradanla yaratan arasında kulla yaratıcı arasındaki o mesafe kalkmıyor ki. Öyle bir şey var. Yani şimdi biz kabrimizden göreceğiz diyor ya abi. Evet. Mesela biz kabrimizden göreceğiz, şüphederiz diyor ya. Yani bu şey geldiği zaman biz kabrimizden göreceğiz, şükredeceğiz diyor. Şükredeceğiz demesinde demek ki hala bir ubudiyetlik var yani. Şükür makamı var, devam ediyor demek. Abi. Bir kere zaten sen vefat edince şans-ı manevi ve arkadan kullanımcılar senin hasenat defterine yükleme yapmıyor mu? Terakki ediyorsun işte. Terakki ediyorsun da fark ne peki abi burada yani tamam hasenat defterin açık kalıyor ama buradaki gibi aynı devam ediyor mu? Hasenatı sen yapmışsın gibi sebebül kelfail rahmet ilahi böyle işte sen birisine Kur'an öğrettin o okudu Kur'anlar hep sana gibi birisinin nurculuğu vesile oldun onun nurculuktaki bütün hasenatına ortak oluyoruz ha sen kazandın çünkü vesile olan yapar gibi aynı böyledir. Rahmetiyle çok iyidir. Sağa bakıyorsunuz ama motorancasında abi daha. Motorancasında yarısında abi. Bir daha gideceğiz. Bir daha haftadan yaparız dedim. Ben kapı abi. Bitirir sonuna gidemiyorum ya. Ne olacak? Zaten şimdi, zaman çizdiğin zaman oluyor. Hasan abi, şimdi bu silsileyle gidersek eğer en sonunda salattır ki imanı, iman intisaptır, bağdır.
imanı saran, sarmalayan, hani diyorsunuz ya sana abi, itikat imanın muhafazasıdır. Halbuki iman itikadı içine alıyor. Bu nasıl bir muhafazadır? O onun içinden bir dışarıyı muhafaza ediyor. Bu nasıl bir şeydir? Hani kim kimin içinde, neyin içinde? Yani o bir acayip bir şey. Nereden baktığına göre değişiyor demek ya sana. Dışarıdan mi baktığın zaman arabanın içinde şoför var. Araba şoförü götürüyor. Gir içeri arabanın arka koltuğuna bak. Arabayı şoför götürüyor. Evet. Aynen öyle Hasan abi. Evet. Aynen onun gibi. Ben burada da böyle bir şey yazdım. Tamam. Bir şey olabilir Hasan abi. Şimdi şurası da Hasan abi. Yani bu tabii bilmiyorum. Ben biraz hızımı aldım gidiyorum ama siz. Buraya da Hasan abi. Esma. Sıfat. Şu bunlar. Harun'um geçen gün bir yer okumuştu. Toprağın kucakladığıyla alakalı değil mi? Emirdağ'da. Emirdağ'da. Hasan abi, yani şurayı da toprak diyoruz ya. Yani dersten önce de benzer bir sohbetimiz oldu. Yani burada cilve, cemal, nakış, sanat olarak kendini gösteren Esma, toprakta aslında hakikatidir. Yani toprak bütün bunların hakikatidir diye düşünüyorum Hasan abi. Doğru. Doğru. Toprak en cami olduğu için, en kesif olduğu için en camidir. Evet. Esma'da bütün isimleri gözüksün diye bütün her şeyin nümunesi var. Evet. Hasan abi ben aslında daha başka bir şeyler söyleyeceğim ama. Bu da çekirdeği aslimiz tabii. Nur-u Muhammed'in. Ama Hasan abi, şimdi bunu tabii anlayalım, görelim, bilelim diye böyle şekillendiriyoruz ama. Sanki hepsi bir gibi. Yani arkasına geçtin, herkes bilir de. Ama mülk itiğinde, itikada baktığımız için hepsi tek tek bilir. İstikbalden, esbaba bakarsan cebri olursun ki her şey tek. Melek, şeytan aynı. Yani esbab alemine bakarsan, istikbali, esbab alemini hakim yaparsan, mütezile oluruz. Ama istikbalden, yani itikattan esbaba bakarsan, ne şeytan, ne melek, yani ne ahmet, ne melek, ne iman, ne küfür, ne kadın, ne erkek, hepsi şey. Birbirine hiç karışıyor yani, yanlış, yani bakılması gereken yerden bakmak. Hasan abi şöyle desek, mesela dima ile bakmak, kalple bakmak. Mesela öyle büyük bir şeyimiz vardı bizim, Kur'an-ı Kerim'i lisanla okursan sestir, aklen okursan fikir, ilim, tefekkürdür, kalben okursan kuvvettir, nurdur, ruhen okursan latifedir, ruhaniyattır. Aynı şey. Bu yöntem mesela ruhen okuduğum nasıl olacak abi? Ruhen nasıl okurum? Kalbim mesela var. Diyelim ki Kur'an'ı veya namazı ruhen kılıp kılmadın. Mesela namaz vakti geçtiği halde sıkılmıyorsan sen şimdiye kadar namazı ruhen kılmamışsın. Çünkü namaz ezan vakti gelip de namaz her böyle erteleme, öteleme senin ruhunu sıkar. Çünkü ruhunun gıdasıydı. Eğer ruhun gıdası değilse okunan namaz senin ilgini çekmez. Şey ezan. Okunan ezan senin ilgini çekmez. Yani ben fiili gösterdim. Şey bu. Peki. Ama bu dedi, bu sonucu. Yani bu dediğin sonucu. Bu mesela aklen okumak, tefekkür edin. Kalben okumak, kalben namaz kılsan fahşay ve mükeri ve ben. Nasıl yaparım? Yani seni kötülükten alıkoyamıyorsan namazı kalben kılmıyorsun. Çünkü namaz bütün fahşadan, münkerden, her şeyden alıkoyardır. Eğer namazı kalben kılsan, fahşadan seni alıkoyar. Eğer namazı aklen kılıyorsan, istikametli olursun. Zikzak yapmaz.
Anladın mı abi? Ben fiilen gösterdim. Ve öyle gayret ettim gibi gibi. Hepsinin toplamı salah olur mu? Salat olur, olabilir. Çünkü bu diye şey, ibadet yani eylemseldir, oruç namaz gibi. Ölünce biter. Ubudiyet ise mahluk-halik ilişkisi hiçbir zaman bitmez. O demektir yani. İbadet, namaz, fiillerdir. Oruç namaz gibi, zekat aç gibi. Ölünce bu biter. Ama bu ibadettir. Ubudiyet ise halik ile mahluk arasındaki ilişkidir. O hiç bitmez. İnsan cennete değilse mahluk. Zaten 20. sözün başında geçiyor şey söz diyor mektup. Hılkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Fıtrat ve hılkat diyor. Halik mahluk arasındaki ilişki hılkat. Diğerlerinden imtiyazlı yaratılan kedi köpekten farklı yazılı fıtrat. Bildiğin zaman keyif veriyor. Ben bu arada senin efendim şey bir daha tam bir daha soralım. Diye, mesela ruhen namaz kılarsan fıtratla hilkat arasındaki fark. He. Hilkatın en yüce neticesi şey gayesi. Hilkat Allah ile ve Halik ile mahluk arasındaki ilişki. Fıtrat ise seni diğer mahlukattan, kedi köpekten, kadın erkekten aynı insanlardan yani beraber insanız ama herkesten farklı olma yazılımına fıtrat. Şey not almanızı tavsiye ederim. Eğer namazı aklen kılarsan istikamet olarak gözükür tabi. Namazı kalben kılarsan ne olur? Ne demiştik? Tırayım var mı? Günahlardan alıkoyarsın. Seni günahlardan alıkoyar. Fahşai ben mükerivel veya günahlardan alıkoyar. Namazı ruhen kılarsan ne yapar? Hadi. Ruhtan gıdalanır. Beslen. Lezzet alır. Zamanı kaçırdıkça ruhunu sıkar. He? Zamanı daraldıkça ruhunu sıkar. Sonuçlar abi yani. Zamana sokar. Namazı ruhe kılıp kılmadığını nasıl anlarsın? Ruhe kılıp kılmadın. Evet. Daraldıkça kılmadıkça daralırsın. Şöyle. O zaman ruhen kılıyorsa yani adam dışarıyla hiç bağlantısı olmaz. Latife ol. Latife. Latife demek lütfedilmiş olursun. Allah kendisini verir sana. O zaman Hasan abi tam bu arada şu tefekkürümü ben araya yerleştireyim. He. Çünkü tam yeri geldiği gibi sanki hissediyorum. Yoksa söyleyemeyecektim. Yani insan şu an. Hasan abi namaz meyvenin çekirdeğinden çekirdeği asli tarafına şecere-i kainatta yapılan miraçtır demişiz Hasan abi. Değil mi Hasan abi? Bakın. Namaz miraçtır Hasan abi. Siz yazın. Vermesin. Kur'an okumayı da yap dedik. Kaç daha var da ya ama bir yap onu. Ne? Kur'an okumak, aklen okumak, ruhen okumak, kalben okumak. O az Kur'an okumak. Mesela Kur'an'ı lisanen okursan ses olur. Bak yazı. Tamam. Mesela ben de yazayım. Kur'an'ı sesle yani dille okursan ses olur. Yani ne faydası olur ses olursa? Ses seni besler ya. Şeytanı kaçırır. Evet. O da istikamet olur mu? Yani olmaz. Sevap olur. Dini anlamda sevap, sevap olur. Sevap olur. Ses olur. Sevap olur. Şeytanları kaçırır.
kaçırır. Harice senin Müslüman olduğunu gösterir. Gösterir. Evet. Eğer Kur'an'ı dima ile okursan, dima, şöyle akıl diyelim. Aklen. Aklen okursan fikir olur. Yani aklen okumak demek tefekkürle. Evet. Yani düşüne yani. Meratipleri var ya dima. Burada ne diyor, burada ne diyor? Fikir olur, ilim olur, istikamet olur. Mesela az önce okuduğunuz aklen oldu değil mi? Mesela işte dağlar yarattı, geceyi, evet. Uyku yarattı, aklen okuma oldu. Evet. Tefekkür et. Ben cibal evtadem ve halaknakum ezvacem ve cennemekum subata ve cennel leyle libasa ve cennel nehara maşa. Şeytanı kaçırdı, cinleri kaçırdı. Sebap o. Ama vel cibale evtadan ve halaknakum ezvaca. Allah Allah. Nerede ne? İşte ne oldu? Fikir oldu, ilim oldu, istikamet oldu. Bu insanda enerjiye de yol açar aslında. Enerji de yani tabii. Merak uyandırdığı için enerji zaten, yapar. İlim zaten, ilim kağıt üzerindeki yazı değildir ki. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü subut-u sıfattan olduğu için. İlim vesvese lisansını diyor ki, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. E okuyoruz, niye tard etmiyor? İlim değil ki. Vesvese lisansını okuyoruz, bilgidir. Tefekkür yapmadan üzerinde. Tefekkür yapılan şey ilimdir. Peki Kur'an'ı, Kur'an'ı kalben okursan, kalben okumak demek hayatına tatbik etmek. Okursan his olur, his olur, seni günahlardan korur. Korur. Yani ayeti duyduğun anda hayata geçirebilir. Tabii hayattır yani. Kur'an hayatındadır. Kur'an hayatındadır. Peki siz söyleyin bakalım. Kur'an'ı ruhen okursan ne olur? Allah'la konuşma. Yani sohbeti ilahi. Allah'la konuşmaktır yani. Miracın olur. Rüyetin olur. Rüyetin olur. Aslına yol olur. Aslına yol olur. Aslında buluşma. Aslında buluşma. Bu asıl şeyde olur. Neyse ona girmeyelim. Demek ki Kur'an okumak diyeyim şuraya. Kur'an'ı. Yanlış anlamayın ha. Bunu dersin dışında zannetmeyin. Bunlar hep bu dersin bereketi. Değil mi? Aynen. Sonra ama değil. Daha önce de zikrediyorduk ama havada kalıyordu. Kayıt yap. Senin dilinle Allah'ın okuması var. Ruhun da arkadır, ruhun arkasında. El neyle okursa ne olur? Orada sen okumuyorsun, orada Allah senin dilinle okuyor bu sefer. Sen dilinle okuyor. Bana tefekkür etmiştim ya. Evet. El neyle Kur'an'ı el neyle okursan sen okumamış oluyorsun. Sen okumamışsın. Okumamış olursun. Meratipler kalkar mı? Senin de Allah okumuş olur. Yani bu kendini okumak mı oluyor abi aslında? Mesela bir süre sonra susarsın o okuyor dinlersin yani. bir zat vardı imamlardan, asıl imamlarında. Cafer Sağ. Ne diyor? Diyor ki bir şeyin keşfini anlatıyor. İmam keşfinde diyor ki bir toplantıya meclisi aleye gittik diyor. Evet abi. Orada büyükler vardı diyor. Ondan sonra
Birisinden şüpheleniyordum diyor. Ondan sonra nasıl bir şeydir o, hakikaten bu layık mıdır bu buraya, bu makama? Meclis oturuyoruz dedi. Daha hiç kimse şey, baş kürsüye çıkmadı. Her taraftan, bir yönden değil. Her yönden bir ses çıktı diyor. Her yönden, alttan, üstten, sağdan, her yönden. Diyor ki o ses, o şüphe ettiği kişi akıllı diyor ki, biz anlatmak istediğimizi mesela gafurun lisanıyla söyleriz. Yani şey korkmasın, çekinmesin diye tanıdık sesle şey yapıyor. Sesin bir kere yönü yok. Yönü yok. Şiddeti yok. Lan. Anladın mı? Bu da maksat yani. Artık ne? Haş, haş anlamak için. Öfüren Allah'tır. Ham, nefes, Nur Muhammed'idir. Ne delikli vesaire olması, o ham, nefese şekil veren şeceri hilkattir. Çıkan armoni, çocuk yok ki burada. Devam edeyim. Üçte bir çocuk olamaz. Ondan sonra çıkan armoni, yani anlamlı bir beste insan olur. Üçledim Hasan abi. Evet. Hakikaten. Şimdi bunu birbirinden ayırt edebilir misiniz? Bu şuraya dersek Nur Muhammed'i, Arş-ı Azam, Levh-i Mahfuz, Arş, Cennet, Cehennem, böyle devam etse, burası alem-i şehadet. Bunun hangisi birbirine ayrılıyor? Hepsi benim nefesim işte. O zaman dışarıda şekillenmiş var ama içerisi benim. İçerisi benim. Hep benim. Hep benim abi. Başka yok. İçi dışında çok delici adam. Hakikaten çok acayip bir şey söyledi. Estağfurullah. Konuşturdum kendine. Estağfurullah. Ama antika bir şey söyledi. İçerideki nefes aynı. Kafiri de. Dışarıda gözüken. Ha, ve de bir de sana bir şey söyleyeyim. Renkler arasında pembe yoktur. Pembe yoktur. Yani insanların ona yüklediği zanlarıdır pembe. Pembe diye bir renk yoktur. Yedi tane renk var. Küre yak böyle. Yedi tane renk. Yani kırmızı, mavi, yeşil. Soldan sağa çevirirsen, sağdan sola çevirirsen bir tanesinde siyah oluyor, bir tanesinde beyaz oluyor. Bu yalnız yani beyaz denen, siyah denen renk yokmuş. Yok. O yedi tane rengi bir yöne göre çevirsen siyah oluyor, bir yöne göre çevirsen beyaz oluyor, siyah oluyor. Yani onun altyapısını nispet edelim. Pembe de tevafuk. Evet, tamam. Pembe diye bir renk yoktur. O renklerin dışındadır. Allah Allah. Bu farazi bir hak Hasan abi. Ene işte. Evet. Allah Allah. Yok aslında öyle bir şey. Öyle pembe diye bir renk yoktur. Yedi tane renk içinde pembe yok. Varım da sen yoksun. Hem ortada bir şey. Ama ne oluyor mesela? Hiç ibadet etmiyor, hiç namaz kılmıyor, hiç ahlakı bozuk. Artık benim, tövbe estağfurullah, adını zikretmiyorum diyeceğim Hasan abi. O zaman ben de al diyorum ve yüzümü geri aldım. Bitti, kıyametleri koptu işte. Vay. Öyle bir şey oldu değil mi? Versene şey şeyi. Kaldır onu. Buradan da keşke çekti. Ha. Namaz, oruç yoksa. İçinde Allah yok. Boş, bittin abi, hiçbir şeysin ya. Yani Adem. Hiç de demeyen de az önce tarifinize göre Adem. Aslında Adem. Allah Allah. Hani bir konuşmalar sonunda bir kısıtlar oldu ya. Final yaptı, altın vuruş yaptı. Yani caiz olmadığı için alkışlayamıyorum ama seni zor tutuyor. Şaşırdım. Ama demedin abi burada deli çok diye. Dedim ya, tamatılıyor. Daha önce de hazırlandım. Babamı da hissetmiyorum. Yani ben bunu tabii ki hazırlayacağım. Kendi kendime tefekkürümü şeye göndermiştim, abime göndermiştim video olarak çekip de. Burada yeni gelmiş, ne yapayım dedim bari. Öyle hissettim. Normalde bir saat sonra bizim yorumumuz var. Montaj yapsın abi. Hey ya, şimdi ne kadar oldu?
1,5 hiçbir şey anlamadım. Allah Allah. Bu tarafınıza gitmedi mi? İçinde Allah yok. Hiç boş. Ha işte. İman yok. Ve uçamazsın ha. Ama içinde olsa uçardı. Ubudiyet yok içinde abi. Hiçbir şey yok. Yok içinde Allah yok. Bak şekil duruyor. Var ya namazsız, beyazsız Müslüman. Işte. Namazsız, beyazsız Müslüman. Sonra namaz kılarken üfürüyor senin içine. Patlamasın. Yok, ben onu biraz... Aşırı yüklendim. Oğlum çok sever ya. Sağ ol ya, bana şişittiriyor. Çünkü ben abi biliyorsun, bir uçana abi. Uçuyor. Şimdi... Kıyamet kopuyor. Ham nefes öfürdüm ama dışarıda şekillendi. Do, re, mi, fa, su, la, yani... Geliyoruz namaz kılmaya. Bence ben evtada. İnan deli diyecekler. Demek ki şeklini şekillendiren içindeki gözükmeyen nefestir. Bu mevcudat, suret, suret nedir? Budur. Cilve cemal nakış sanat. Ha bu. İçini, bu esmadır. Esma'yı gösteren sıfattır. Nefes de, içim edilmesi de sıfattır. Çok ilginç ya. Hay Allah'ım. Tamam. Bunu bağlayacağız, eve de götürmeyin. Burada sembol olarak bu dershane dursun. Çünkü ben etkilendim. İşte donmuş kudret diyorsunuz ya. Ben de çok etkilendim. İçeceğe dikkate. Donmuş kudret. Evet. Donmuş irade, pardon. Bak şimdi demiş irade. Bu şekil var mı? Bu mevcudat nedir? Esma-i Hüsna'nın cilve, cemal, nefis sanatıdır. Aynı var. Latiftir. Ama bu böyle gözükürken bunu gösteren, gözükmeyen bir şey var. İçindeki nefes. İçindeki nefes. Yani içine baksan onu da göremeyeceksin. Ne diyor? Göremiyorsun, tabii. Diyor ki, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye süre vücud ilimler vücud haliciye çıkarır. Kudret olan bir cilvesi kuvvetini mahiyeti ilmiye sürer. İlmi bir vücudu vardı bunun. Kaderdi bu. Bu kader. Sistemin adı kader. Bunu şekillendiren bunu şekillendiren irade ve cüz-i ihtiyar. Evet. Kader sistemin adı. Sistemin adı. Onu öfüren nefesinde senin şeyi. İraden ihtiyarı. Şekili dolduracaksın o kadar. Ezan okundu. Güneş doğdu. Güneşin doğumu seninle alakası yok. Hani bazıları diyor ya. O her şey ters gidiyor. Hiçbir şey ters gitti yok vallahi. Güneş aynı yerde doğuyor her zaman. Hiç gördünüz mü? Doğudan, batıdan şey yaptı, ters. Yok. Yağmur gene yukarıdan iniyor. Elma elma veriyor. Sığır sığır doğuruyor, koyun doğurmuyor. Ne ters gidiyor? Kainat sistemine yüklediğim yanlış mananın, yanlış zannettiğin şekilleri. Senin zanlarındır yanlış. Ters giden senin zanlarındır. Tamam mezar abi. Başka hiçbir şey değil yani. Tamam bu dünyada. Mesela aşağıda İsmail nerede? İçeride mi? Bak İsmail'e dedim. Çünkü ya ben bu dünyaya alışamadım. 50 küsür seneden beri buradayım. Alışamadım. Niye? Cennete gidersin. Ne düşünürsen düşün orası cennettir. Senin düşünceyle alakası yok. Zanlarla. Cehenneme gidersin. Senin zanlarından dolayı cehennem cehennem değil. Cehennem cehennem olduğu için öyle düşünmek zorundasın. Dünya ise ne düşünüyorsanız olur. İsmail değil misin? Ne düşünüyorsanız olur. Bırak dünyayı düzeltmeye.
Düşünceni değiştir, vallahi dünyan değişir. Cennet istiyorsan düşünceni değiştir. Çünkü Allah'ın vaadi var, hadis-i kutsi, enâ yine zenni abdibi. Nasıl bana inanıyorsam ben size öyle göstereceğim. Dünya cehennemse, dünyada cehennem yoktur. Cehennem buradadır. Dünyada cennet yoktur, o da buradadır. Düşüncelerindir. Mesela cennete gittin, ya ben cennet zannediyorum diye cennet cennet olmuyor. Cennet cennet olduğu için cennet düşünüyorsun. Metazolidir, tek boyuttur. Farklı boyut yoktur orada. Tamam mı? Cehennem ise o da tek boyuttur. Ama dünyada ne istiyorsanız odur. Neyi görmek istiyorsanız odur. Ne olmak istiyorsanız olsunuz. Ne yaşamak istiyorsanız odur. Onun için alışamadım ben buraya. Onu eskiden beri derim. Bunları alışamadım. Oraya bir ip bağlayalım. Nasıl yapacağız? Kendini bağlayalım. İple şey yapar abi, kendini bağlaman lazım. Sen de kendini bağlayabilirsin. Çevir abi iyice ağzını. Sizi bağlar. Dövüyor şey. Atsana abi, önce çevir birbirine yapışsın. Al abi. Çocuğu olanlar bilir bu işi. Ali daha bana şimdi çocuğu. Ama iki tane de kızı var bunun. Allah. Ev cennettir vallahi ya. Hasan abi öbür alem. He? Öbür alemleri de ona göndereyim o zaman. 18 bin alem var bende. Sen bir tek onda mı zannettin Hasan abi? Bende 18 bin tane alem var. Bunları da ona vereyim o zaman. Kızına götürsün. O götür. Ne dedim biliyor musun? 7 tane rengin içinde 2 tanesi o. Böyle bir renk yoktur, renkli tane. Bu renkli tanenin dışındadır, zanlardır. Cennet, cennet zanlar. Ve zanlarmış ve bu rengi kadınlar sever, cenneti de en güzel yakışan, en güzel oruçlar kadınlar. Cennete girişte zanlarımızın istikameti belirliyor. O zaman cennet hayatımızda cenneti yapmak istiyorsak eğleneceğiz Hasan abi. Evet. Sizin için güzel değil ama. Kadın seçtisi. Bir de işletmedik orası. Çünkü diyor ki cenneti kulasa suri değil mi? Hurilerden daha güzel olmayacak mı dünyadan giden hanımlar? Peki evinize ne diyor şualarda? Küçük bir cennetinizdir diyor. Evde maksat duvar mıdır? Evinizi küçük cennet ve cehennem yapan eşinizdir. Paralelinizdir. Eş, im. Doğan bir çocuğun bir eşi doğar, bir de kendisi doğar. Eşini toprağa gömerler. O tekisi burada olur. Eşi daha önce gitmiş, gönderilmiş. Eşle doğar. Hayvanlar da eşi var, insanlar da eşi var. Onun için böyle bir hurafe de vardır. Eşini caminin ortasına gömelim ki bu dindar olsun. Ben biraz fazla meşgul oldum. O doğan çocuğun eşini istersen dikkat edin. Kimileri mezarlığa gömer, kimisi alimlerin yanına, kimisi camiye şey yaparlar. Bir iki üç tanesi. Tevafuk tabii olmuştur. Büyüklerin, bu yaşlı, yaşlı kadınların bu bidatları, bidatlı neyin nesi? Camiye gömenler kimlerdi dedim hala. Bak dedi, anne şöyle yaptı, seninkisini. Falancayı böyle yaptım, ben de şöyle yaptım. Saydı 5-10 tanesini, aynen o yaptıkları gibi olmuş. Hasan abi, inanın ben Arafat'ta gömdüm. Sen çocuğunu, ikisini de. Götürdün değil mi? Çünkü paralelidir. Oradaki boyuttan bu boyuta sinyal aldığını inanıyor. Ama bu bir yerlere gömmek eğer şey olsaydı, dini bir şey olsaydı peygamberden gelirdi. Yani bu bidat Yasin'e olur. Bidattır ama bidat Yasin'e olursa yanı bilmiyor. Ama en azından çöplüğe gömmeyin yani. Bir de Allah Resulü'nün şeyi var, Hazreti Ali naklediyor. Gömülürken dünyadaki komşunuz gibi komşuyu seçin. Öyle uyduruk, sapık falan, kumarcı, şarapçının yanında gömülmeyin. Onlar azabı sizi de rahatsız eder. Ya ne alakası var? Burada oturuyorsun, komşun sonra gazeteyi açmış. Dünyada rahatsız oluyoruz. Kabirde mezar, kabirde mi? Abi seçemiyor. Kabirde. Kabir komşusu.
Yaşatmıyor olarak şu anda yasak. Seçenek yasak şu anda. Neyiz yasak? Seçemiyorsunuz. Sıra neresi orası? Önce yer bulur diyorlar. Ara yer vermiyorlar. Bitti mi? Mezarlıkta var. Mezarlıkta müdürlüğüne gidiyorsun. Kaç kere gittim. Benim kardeşim gitti kaç kere. Onun ofisinin yanında vermiyor. Eğer ben sizden önce gidersem, benim Zübeyir abi Rüştabi var ya abiler, beni silsilen. Araya sıkıştırırız abi. Araya sıkıştır. İnşallah. İnşallah diyorum ben de tövbe İstanbul'a. İnşallah. Orası inşallah. Bizim pirimizi. Kesinlikle. Kendinden çıktı. Abi şöyle çok kısa bir tamamlayabilir miyim? Tamam zaten bir şey anlamadım. Çok kısa bir tamamlayayım. Çok kısa bir tamamlayayım. Özür dilerim. Ben hiçbir şey anlamadım. Çünkü Hasan abi şuradan yani bundan da devam edelim. Ben etkilendim ondan. O uçurdu ya. Ben çok etkilendim. Yani ne vardı ya? Onu söylerdik ama içindeki nefesin aynı olduğunu, içi olmayınca bir kof olduğunu, çöp olduğunu uçtu gitti. Ustadın tabirine geliyor. 60 sene kaya attı, uçtu gitti diyor. Bomboş. Öyle geçiyor. Uçar gider, mesleği de geçiyor. Temur masaha bu ömür uçar gider. Uçtu gitti. Ne oldu? Bir daha kalkabilir mi orada? Uçtuğu yerde düştü bir daha kalkamaz. Ezeli ve ebedi, ezeli ve ebedi, ezeli ve ebedi insan çekirdeğimizi burada oluşturuyor. Bir daha kesinlikle değişmeyecek o şahsiyetimiz, sonsuz ezeli ve ebedi şahsiyetimiz burada oluşturuyor. İmalathane burası değil mi? Kesinlikle o cihetle dünya ne cennete ne arşa ne kürse hiçbir şeye kıyas edilmez ki Allah'ım da öyle yapmış. Semavatla arzı ayırt ederek semavatları kefenin bir tarafına Allah'ın nuru semavat ve arz diyerek bütün semalar bir yerde arzı bir yere koymuş. Allah'ın nuru semavat ve arz. 15. sözde anlatılıyor. Çünkü diyor, küre-i arz kainatın kalbidir. Bilin buranın kıymetini de arkadaşlar böyle biliyoruz da tefekkürcüğüm. Çok da küçük Hasan abi. Evet. Gezegenlerden düşüyor. Atom da öyle. Evet. Ama bütün madde, taş, kalı, toprak, kamera, kağıt, kahve atomdan yapılır. Okyanus da bir damla sudandır. Derelerde bir bardak suda. Tamam. Buranın kıymetini bilip de telef etmemek lazım. Ramazan geliyor, zamanı öldürüyorum demeyin. Beni en çok kahreden odur. Ne yapıyorsun orada? Volta atıyor. İftara kadar zaman öldürüyoruz. Sanki gavurun zamanı. Bahareti git, tespih çekiyor. Sakın o boşluk bırakma Ramazan'da. Yani zamanı küfretmeyin ben. Zamanlı ya. Evet, zamanlı. Allah değer esması ya. Zamanı öldürürüm derim. Zaman canlıdır, ruhludur, hayatlıdır. Kime nasıl tesir edeceğim bilir. Gelecekte bu ispat edilecektir ama benim ömrüm yetmeyecektir. Yahudi olsaydım bu test öğreti çoktan piyasaya çıkmıştı. Medyalar yorum. Abi şunu bir sonra ona bitir de şunu bir paylaşayım. Evet. Yani aslında bunun üzerine, tatlının üzerine belki bir şey söylemezsin ama ben bunu söylemeden yapamayacağım Hasan abi. Çünkü bu çok önemli benim için. Eğer hakikaten benim tefekkürüm şey görürse sizin tarafınızdan da çünkü bu önemli bir şey gibi geldi bana. Şimdi Hasan abi eğer madem az önce bunu kabul ettik şeceye dikkat ise bu Hasan abi ve biz buradaysak bizim namazımız bizi buradan buraya kadar çıkartıyor. Değil mi Hasan abi? Hı hı. Ama mesela şu ana kadar bütün anlattıklarımıza bakarsak sanki salat da buradan buraya çıkartıyor gibi. Ama mahlukiyet nereden başlamışsa salat oradan başlar. İşte bakın Hasan abi, farkında değilsiniz ama siz kendiniz de söylediniz aslında benim tefekkürümü. Bakın, ben diyorum ki namaz, şecere-i hilkati en sonunda alem-i şehadetten bizi arşa çıkartır. İşte namaz. Fakat salat, Hasan abi salat, siz dersiniz ya Hasan abi, buradan oraları görmeye hak kazanan, oradan da buraları görmeye hak kazanmış olur. Bu düstura göre o zaman salat Hasan abi
buradan oraya çıkmak değil, aslında oradan buraya gelmektir aslında. Şecerikat'ın kendisidir belki. Şecerikat, evet. Niçin biliyor musun? Sanat ezberi olmasın. Mahluk, yani ubudiyettir ya. Ubudiyet, Subhanellezi esra bi abdi ilele minel mescidil haramine ve ilahir. Ab diyor ya. Ab kulluk namaz değil. Oruç değil. Yani mahlukiyettir. Namaz nedir? Bulu çağıdır. Yani çocuk yapabilme, yaşlı olunca namazla farz kılınır. Yaratılınca salatla farz kılınır. Oruçtur, o sinni buluğudur. Sinni buluğu başka, sinni oruç başka. Adam 60 yaşındadır ama sinni oruçlu yoktur. Çocuk yapabiliyor, çocuk yapmak hakkında da var. Onun için ustak dermiş ki sakallı çocuklar. Sakal gelmiş ama hala çocuk. Hala balonla oynuyor. Sinir üç, kulluğun ifadesi. Nedir o? Hakka hak bilip, hakka yapışmak, batılı batılı bilip, batılıya kaçmak, simgeselliğini oluşturuyor. Yani mahlukatın simgeselliği. Mahluksun. Onun için salat ahirete de devam eder. Yani halik ile mahluk arasındaki ilişkinin adı, yani mahlukiyet. Ama namaz ise ölünce bitiyor. Ama ibadet bitiyor, ölünce ubudiyet devam ediyor. Ubudiyet devam ediyor. Yani alem-i şehadetle başlamadığı gibi alem-i şehadetle de bitmiyor. Bitmiyor. Yani burada ne zannediyorsanız odur. Senin nazarında sen eşya ile hiç muhatap olmuyorsun. Beni şu anda görmüyorsunuz. Benden çıkan ve size uyandırılanı görüyorsun. Beni hakiki göremezsin. Bu dünya kimin için nedir? Neyi görmek istiyorsa odur. Mesela Neydi Öfüyor, şarkıcı, türkücüler, o onu seviyor. Hayır. Ne o müziğin notasını duyuyorsun, notayı duyar mısın? Hayır. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol. Bak, o duyuyor musun? Yok. Sesi de duymuyorsun. Neyi duymuyorsun ya? Sesin sende uyandıklarının farkında, onu duyuyorsun. Sen de onu duyuyorsun. Söyledikleri. Onun için niye herkesin şarkıcısı farklı? O benim sihirleri uyandırıyor, uyandırmıyor. Bir baktım adama. Ondan sonra şıp şıp şıptı, damladı, armuttan da asıldı. Ha bu bizim işler, gazetelere basılsın. Erkan abi nasılsın? Armuttan da asıldı. Arabaya şey koydum da Rize sahnesine, dersen gelene kadar minibüste ezberledim. Ulan dalga mı geçiyor ya? Bu armut nereye asıl olacaktı? Herhalde dalda asıl olacaktı. Armut dalda asılı, Erkan abi nasılsın? Ha bu bizim işte gazetelere basılsın. Zım, bunu da sevemem adam. Şimdi çalgı aletini kaldırıp sözlerine bakın, sizinle dalga geçiyor, alay ediyor. Belki de küfür ediyor size. Küfür ediyor. Tişörtlerin yazısına bakın. Oraya şerefsiz mi, namussuz mu, alçak mı, gayrimeşru, bila velet mi, neler yazıyor? Bir tanesine yazıyor, ben gayrimeşru çocuğum diyor. İngilizce yazıyor, adam onu taşıyor. Ne taşıdığını biliyor musun? Ana onu, size ne diyor müzikle, çalgı aletini kapmış yaptım. Hayat garip değil mi? Çok garip. Niye biliyor musun? Nasıl görmek istiyorsanız, dünya odur. Cennet nasıl görmek istiyorsan değil. Neyi sana belirliyorsa sen olsun. Cehennem sana neyi yapmışsa yapılan sen olsun. Onlar seni belirliyor. Burası ise sen belirliyorsun. Burada keselim. Son cümle mesela. Son cümle olsun. Son cümle. Son cümleden 3 tane de kabul ediyorum. Tamam o zaman. Şimdi 9. sözde Hasan abi, yani bu tevafuk, böyle değişik bir tevafuk var gibi sanki burada, bilmiyorum ama Hasan abi. Üstad 9. sözde iki şekilde ayrı ayrı anlatıyor. Geçen hafta da bir kısmen bahsetmiştim. Hani birinde beşeriyet ve kainatı paralel namazla eşliyor Hasan abi. Birinde de Hasan abi sadece enfüsünde ki namazdan bahsediyor.
aslında. Enfüsündeki namazdan bahsediyor. Ve bu namazdan bahsedişini anlatışını Hasan abi şöyle bir şöyle yani temizleyecek dedim. Çünkü o heyecanla böyle yazdım, çıkarttım, böyle bu şekilde kaldı. Onu. Şimdi fecir namazını Hasan abi. Şimdi önce bu yani bu salattan bahsediyor ki sen bu salata başlamanın asıl şeyi aç, fak, noksan ve kusurunu bilmek, derukte etmek diyorsunuz değil mi Hasan abi? Öyle geçiyoruz sen. Evet. Bunu bu şekilde yapmayan bir kere salata yönelemiyor. Namazda kalıyor. Namazda kalıyor Hasan abi. He, yaptın ve salata yöneldin mi? Hasan abi fecir namazında diyor üstad. Yani bunlar da Hasan abi üstad hiçbir şeyi ne lafı güzel mi diyordunuz Hasan abi? Öylesine kullanmamıştır. Hepsinin bir anlamı var muhakkak. Şimdi Hasan abi fecir namazında Kadir-i Zülcelal, Rahim-i Zülcemal Zülcemal diyor. Zülcemal'in dergahında değil. Zülcemal'e yönelmek diyor. Heh. Fecir Kadir-i Zülcelal, Rahim-i Zülcemal'e yönelmekten bahsediyor. Zuhur'da kayyum-u baki olan mün'im-i erkekinden bahsediyor Hasan abi. Asırda kadimi baki kayyumu sermedi. Mağrib'de cemali baki kadimi lam yezel, baki ila yezel. Yani bunları tek tek sayıp da zaman azalmayayım ama. En son Hasan abi, en son saydığı Rahman-ı Zülkemal, Rahim-i Zülcelal'in bargahı huzurunda diyor. Yani bunları saydıkları değil. Biri ona hitap etmek için bu namazı ona hitap ediyor. Birisi, bu son iki tanesi onun huzurunda diyor. Onları ayırırsak, yani son Rahman-ı Zülkemal ve Rahim-i Zülcemal'i çünkü onun bargâh-ı huzurunda diye ifade ediyor. Onları ayırırsak kalan isimlerin toplamı 33'ü denk geliyor sana. Yani burada da bir tevafuk var. Bir şey 33'e geliyor? Şimdi her namazdaki sıfatlarını yaz. Evet. Yani Allah'a ifade ya Kadir-i Zülcelal, Rahim-i Zülcemal bu şekilde sabah namazı işte ona karşılık diyerek böyle isimleri sıralıyor ya Hasan abi. Sıfatları mı diyordu? Sıfatları. Evet sıfatları. Toplamı yatsı namazıyla birlikte, sabah namazıyla birlikte bütün sıraladığı sıfatları... Öğlene hangisini sıralıyor? Öğlene bak. Kayyum-u baki olan mün'im-i hakik. E tamam işte 33'ler nasıl olacak? 2, 4, 6. Hasan abi, işada 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşada, işaretsin oku. İşada ne var? Kadir-i Zülcelal, Hakim-i Zülcelal, Mevt ve Hayat, Halık-ı Arz ve Semavat, Malik ve Mutasarrıf-ı Hakiki, Mabut ve Mabubu, Mahbubu Hakikisi, Kadir-i Mutlak, Mabudu Lamyezel, Mahbubu Layezel, Baki-i Selmedi, Kadir-i Kerim, Hafız-ı Rahim, Kamil-i Mutlak, Gani-i Mutlak, Rahim-i Kerim, Rabbul Alemin, Malik-i Yevmiddin, Zat-ı Zülcelal ile yöneliyor. Bunları Rahman-ı Zülkemal, Rahim-i Zülcelal'in bargâh-ı huzurunda. Yani bütün bu isimleri, demek ki bunlar hepsini kapsıyor Hasan abi. Rahman-ı Celal mı diyor? Rahman-ı Zülkemal, Zülkemal. Rahim-i Zülcemal. Vay be. Celal yok. Celal yok. Celal yok Hasan abi. Vay be. Akşam namazı mı? Bu inşa, bu yarısı. Akşamda da çok fazla Hasan abi. Şimdi ben bunları bir de şöyle dikkat etmeye çalışayım ama şimdi o kadar da beraber yaparız diye düşünmüştüm. Hani bütün namazlarda başında sünnet var. Resulullah'ımız bizi alıştırıyor. Resulullah'ımız bizi ısıtıyor tabiri caizse. Motoru ısıtıyor. Motoru ısıtıyoruz. Fakat akşamda sadece kendin varsın Hasan abi, direkt sensin huzurda olan. Yani direkt farza başlıyorsun Hasan abi. Hani acaba bu isimlerin... Resulullah elini tutuyor sabah namazında. Evet. Sünnet o demek. Evet. Allah'ın huzuruna götürüyor. Öğlende sünneti kılmak, elini tutup götürüyor. Götürüyor. İkini de Resulullah elini tutuyor çocuğu, Rabbine götürüyor, ya Rabbi. Yatsıda da götürüyor. Yatsıda da götürüyor ama akşamlar diyor, sen gidiyorsun. Sen gideceksin diyor. Yani sen gideceksin. Ve enteresan Hasan abi bir şey, yani bu... Karşılık şey olarak, mesela Allahu Ekber, Elhamdülillah, Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Resulullah,
Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala. Neyin karşılığı bunu? Yani aynı mağrib namazından, akşam namazından bahsederken bu isimlere karşı bu haletleri kazanıldığını ifade etmeye çalışıyor. Belki de bende bir kısımları da belki de bende ki şeyidir herhalde. Ama yani ben bunları oradan çıkarttım. İfadeler direkt böyle olmasa bile. Bir de vahdaniyette şehadet diyor mesela. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine şehadet diyor Hasan abi. Şimdi benim risaletime şehadet edesin diye ben götürmüyorum seni. Orada artık sensin. Orada senin kendi iraden var Hasan abi. Bana şahitlik yapmak istiyorsan, yani onu da burada, şimdi kafayı şeyden söylüyorum ama. Yani çok enteresan Hasan abi. Ben garibim 33 tane ya. Bu akşam namazını geciktirmeyin denildi de acaba bu mu Hasan abi? Hani kıyamet akşam kopacak deniliyor ya. Bu da biraz sanki iradenle kendin bir an evvel git gibi mi oluyor? İyi, keselim. Evet. Ve ahfü idâ ve ahum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâ selâvâ.